Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM Radyomuzun bir tarih sohbeti de daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü yayınımız esasında Teknik Masa'da Burcu Turan yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sizlere ekibimle faydalı, verimli eski ifadesiyle müsmir verimli demek bir zaman geçirtmeye çalışacağız. Çünkü bize bu yaşama fırsatını, hakkını veren, hakta değil de fırsatını veren Allahu Teala'ya hamd ederiz. Ve bu sayılı günler nasıl doğmuşsak bir günde ölümle noktalanacak. X'in arasındaki gün sayısı mahdut. Biz bilmiyoruz ama şimdi de mahdut. Bu günleri, bu günlerin saatlerini, dakikalarını, saniyelerini neyle geçirdiğimizin bir hesabı vardır. Evet sorulacak... neyle geçirdin arkadaş ömrünü? Hepsini nasıl olur ya? E nasıl bilgisayardan bir bir düğmeye basarak e, binlerce hesabın tık diye ekstresini alıyorsunuz, tık diye alıyorsunuz bir tıkla. Allah Teala dilerse sekiz milyar insanın da bir hesabını bir bir anda alıyor, alır alır. E siz şimdi bizi dinlerken eğer siz zaman kaybettirdikse, siz zamanı boşa geçirtmiş olmuşsak elbette ki vebali var. Hem size var, hem bana var. Ben sizlere bu programı yaparken daha faydalı bir program olduğuna inanarak bunu sizlere arz ediyorum, sunuyorum önünüze sunuyorum. Çünkü etraftaki yayınlara bakıyorsunuz. Gerek sesli radyo olarak, gerek işte görüntülü televizyon, video şeklinde veya internette videolar şeklinde. Efendim. Gerek yazılı basın olarak önümüze konan bir okuyucu, bir dinleyici, bir seyirci olarak önümüze kuran programların, yazıların, bilgilerin sırf merak çeksin diye bir kısmını asılsız, bir kısmını edebi az veya edepsiz şekilde hazırlar isek e, insanlar vebale girer. Biz böyle bir program yapacağımızdan değil, böyle bir program yerine size belki biraz da mesuliyet yüklüyoruz. Diyebileceksiniz ki Ya Rabbi başka program yoktu ne yapayım ben de zaman geçsin diye işte filan radyodaki filan programları dinledim. Onun için iyi bir program koymaya çalışıyoruz ki sizin de hesabınız kolay geçsin. E bizim de hanemize birkaç puan yazılırsa eh ona da çok memnun oluruz, dua ederiz. Bugün sizlere Melek Ahmet Paşa'yı rahmetullah aleyh anlatacağız. Melek Ahmet Paşa bazıları maalesef işte çok kiloluydu falan filan da malak derlerdi. Malaktan melek oldu. Ya malak başka, melek başka ya. Yani Osmanlı'yı aşağılamak için efendim bir tarafta melekle mala karıştırırsınız. Bir tarafta Öksüz'de Öküz'ü karıştırırsınız. Öküz Mehmet Paşa, Öksüz Mehmet Paşa'yı olmuş Öküz Mehmet Paşa. Bir de hikaye uydurursunuz. İşte bu Öküz soruyor ki, e, bunların arasında sen ne arıyorsun? Sen bizdensin ama bunları anlayamadım gibi. Yani böyle, hani meyhanelerde insanlar... E, dillerinin ve şuurlarının kontrolü yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca belli bir raddeden sonra zaman zaman ne söylediğini bile fark edemeyecek halde geldi, hale geldiğinde söylediği içinden dürtülerle çıkan sözlerle tarih anlatmaya kalkıyorlar ya. Malak. Malak ne? İşte manda. çamız kömüş. Yani Osmanlı'da böyle bir kimseyi siz tutun böyle bir vasıfla tarihe yazın. Yazacağım bir şey yoksa yazma arkadaş ya. Tamam Melek Ahmet Paşa'nın... hayatını anlat ama Bunları da sokma bir yere. Bunları sokanın bir maksadı vardı zaten. Seni de kullanıyor derler adama. 1662'de vefat etti. 1604'te doğmuştu. Eh, 58 yaşında vefat etmiş miladi takvime göre. Hicri de hadi 59 diyelim, hadi 60 diyelim. 60 yaşında vefat etmiş. İstanbul'da doğmuş. Fındıklı semtinde doğmuş. Evliya Çelebi anne tarafından yakın akrabasıydı. Ve Evliya Çelebi bu akrabasının yanında 21 sene hizmet etti. Yani çayını kahvesini getirdi demek değil efendim bu. Bir paşanın hizmetindeki insan her türlü yazışma, diğer emir getirme götürme ve buna benzer birçok hususlarla ilgilenirdi demektir. Evliya Çelebi bunu seyahatnamesinde de yazmış. Babası Dağıstan abazalarındandı. Özdebir ve Özdebiroğlu Osman Paşaların çeşitli seferlerine katıldı. Kapıcılar ketüdasıydı. Şimdi Özdemir Paşa Yemen Fatih'i kıymetli bir insan. Özdemir Paşa. Evet. Yani devlet hizmetinde emsali az bulunan bir insandı. Yetiştirdiği oğlu da Özdemir oğlu Osman Paşa olarak meşhur oldu. Babaya layık bir evlat olduğu için böyle söylediler. Yoksa Paşa'ya yağ çekmek için bu adı koymadılar. Özdemir oğlu Osman Paşa şark vilayetlerinde verdiği harplerle şark sınırında, doğu sınırında Azerbaycan, Gürcistan, efendim Karadeniz'in kuzey sahilleri, Soçi bölgesi, Kırım'a kadar olan yerlerde, efendim Erivan'da yaptığı muharebelerle ün kazanmış. 3. Murat Han'ın çok sevdiği bir vezir azamıdır. Birçok seferlerde bulundu. Ve Allah Teala'nın takdiri ilahisi ki bir sefer dönüşü yolda hastalandı. Şehiden vefat etti, şehi e, sefer yolunda vefat ettiği için ve Diyarbakır'da defni yapıldı. Gömü yapıldı deniyor, göfnü, gömü. Defin ya, defin kardeşim ya. İnsan için defin denir ya. Yani hayvanın ölüsüne söylenen başka bir şey vardır. İnsanın ölüsüne söylenen başka bir ifade vardır. Şimdi enteresan bir hastalık yayılıyor. İnsanlar mesela kendini tanıtırken "Oh benim diyor bir tane oğlum var." Bir tane de diyor kediden oğlum var. Bir de köpekten kızım var diyor. Çok rahat söylüyor efendim. Halbuki insanı hayvan adıyla anmak, hayvanı da insan adıyla anmak caiz değil. Uygun değil inanışlarımıza göre. Kadınların erkekler gibi erkeklerin de kadınlar gibi böyle kıyafetlerle bulunması bile uygun görülmüyor. Canım işte pantolon ya herkes diyor giyiyor artık pantolon yani bu lafla bu bu devirde söylenir mi? Ne demek ya? Dinimiz kıyamete kadar Allah Teala'nın yürürlükte olduğunu bildirdiği bir dindir. Evet. Son peygamberin getirdiği bir dindir. Ondan sonra peygamber de din de gelmeyecek dedi. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Öyleyse bu söylenenler bizim için geçerli. Canım şimdi de bu söylenir mi? Bir dakika ya. Bizans imparatoru imparatorları altı veya yedi tane konsil toplattı. Bir kısmı İzdik'te oldu. Hristiyanlıktaki düzeltmeler için kim yaptırdı? İmparator yaptırdı. Kim yaptırdı? İmparatoru şey yaptırdı. Şu da girsin Hristiyanlığa, bu da girsin Hristiyanlığa, alın size Hristiyanlık. Şimdi de Hristiyanları kiliselere getiremiyorlar. Bağlayamıyorlar. Siz Müslümanlık için iftira ediyorsunuz. Efendimizin aleyhissalatü vesselam efendim bizlere tebliğ etti din İslam için. E, yani olmadık iftiraları ediyorsunuz. Beri tarafta sizin Roma medeniyeti dediğiniz şeyde o dönemde de ondan önce gelmiş olan peygamberler vardı. Roma döneminde de o peygamberlerin getirdikleri din, şeriat ki Musa Aleyhisselam'ın ve arkasından gelen diğer e, nebilerin takip ettikleri aynı yolu ya boğaya tapacak hale kadar altından yapılmış boğaya talip e, itaat edecek kadar bozdular altından buzağı yapıp ondan sonra da içinde mi mü diye ses çıkartmaya çalıştılar sihirbazın birisi ve al dediler işte Musa'nın Rabbi bu Bunlara zaten bunlarla meşgul oldukça insan bakıyor bakıyor ya diyor. Yani bu insanlar nerelerden nerelerden gelmiş geçmiş. Boşa Musa aleyhisselama isyan eden kavmin yüzlerce yıl çöllerde ağaç, susuz, perişan dolaşmaları olmamış. Bunlar hep bir şeye bağlıydı. Biz gerçeğini yapalım. Gerçek Gerçeği de öğretirlerse yapalım tabii. Gerçeği öğretecek kim? Gerçeği öğretecek bugün aileler arasındaki problemlerde böyle toplu intiharlarda falan filan tabii çok korkunç açıklar görünüyor toplumda. Bu açıkları görelim. Görmezden gelmeyelim. Bunları görelim. Görelim ki bu açığı kapatalım. Yani insanın bir odasında, bir duvarında şöyle bir nem olsa, aklı başına gider ya yukarıdan susuz diyor işte şikayet eder, polisi getirir, zabıtayı getirir, site yönetimini getirir. Arkadaş, manevi olarak duvarlar nem ve küf içerisinde. Kim düzeltecek bunu? Bu kadar kanunlara rağmen kaç bin tane kanun cumhuriyet kurulalı belki 30 bin kanun yapıldı. Kaç bin kanun yapıldı, değiştirildi, yapıldı, değiştirildi, ekleme yapıldı, çıkartılma yapıldı. Olmuyor ya. Olmuyor ya. O zaman toplumda manevi bir otomasyon lazım. Ama öyle sahte şeyhlerle falan değil. Hakiki yol anlatacak. Ama bakıyorsun din adamı diye çıkan dört tane profesör hakiki din anlatıyorum diye hatta yedi tane profesörü saydım bir seferinde. Yedisi de ayrı şey söylüyor. Ayrı şey. Aynı şeyi söylemesi lazımken ayrı şeyi söylüyor. O zaman burada bir imalat hatası var arkadaş. Filan araba markası için üretilen bir dişli düşünün. O dişlinin her birinin ölçüsü farklı. Olur böyle şey? Aynı yer için yapılmış bir vites kutusuna bir dişli yapılmış bir sel. Bir cins dişli. Ama her birinin üzerindeki ölçüleri farklı. Aman 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 standart olsun diyorsunuz. Peki insanın standardına ne? her şeyi standartizasyona götürüyorsunuz. Niye insanlar standartizasyona gitmiyor? Canım onlara da işte kanunlarla belli bir şey. Evet Mao yaptı. Elbisede standartizasyon yaptı. Nerede Mao şimdi? Bitti. Bitti. Kirli havadan geçilmiyor memleketi. Hala hazırda. Dünyaya zehir kusan bir sanayi kurdular. Ha öyle kurdu böyle kurdu. Onlar ona razı. Ölürse ölsün diyor. Daha çok var bizde bundan diyor. Ondan, ondan bir şey olmaz diyor. allah Teala öyle bir dert verir ki bir anda bir neslin kökü kurur. İşte Osmanlı insan standartizasyonunu zorla değil, polisiye tedbirlerle değil, inzibatla, askerle değil, manevi eğiticilerle, yaptırdı. Hiçbir zaman padişah kendi isteklerini onlara enjekte etmedi. Onları o istekte yönetmeye çalışmadı. Şunları şunları söyleyin demedi. Ne dedi? Kaynak kitapları nedir dinde şu 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 şu, şu. ehl sünnet tamam. Bunları anlatacak. Bundan sapanı görevden aldı padişah. Yoksa padişah oraya her önüne gelen talip olan adamı alsaydı Osmanlı'da da inançlar her şey alt üst olurdu. Ne zaman ki bu işler batıda el karıştırmak suretiyle çatallaştırıldı Vahabi din kurulmasıyla beraber efendim din iki çatal oldu yapılmaya çalışıldı. Olmadı da yapılmaya çalışıldı. Ondan sonrası kolay. Din adam mı din adam mı? He he, he. Peki sakal onunla ya böyle niye böyle? Hangisi bu canım o da olur o da olur işte. Hatta soruyorum bazılarına böyle. Ya niye böyle ya Suudi Arabistan işte İslam devleti diyor. Ya git Allah'ını seversen ya. Türkiye'deki işlediği cinayete bakarsan nasıl bir İslam devleti olduğu ortaya çıkıyor ya. Böyle İslam devleti olur mu? İslam İslam diyerek Meyhanenin cami levhası asan burası cami desen olmaz. Caminin önüne buraya meyhane diye levha asan o da olmaz. Yapmaya kalkmadılar mı? Dolmabahçe Camii'ni meyhaneye çevirmeye çalışmadılar mı? Evet. Şimdi işte Özdemir Paşa ve Özdemiroğlu Özdemir Osman Paşa devreye girince kıymetli dinleyenlerim mecbur kaldık. Ucu da Melek Ahmet Paşa'ya kadar uzanıyordu. Bunlar ne kadar anlatılsa azdır efendim topluma. allah Teala gani gani rahmet eylesin. Melek Ahmet Paşa bu ikisi zamanında, bu ikisinin Özdemir Paşa ve Özdemir Oğlu Osman Paşa'nın emrinde çalıştığı için, hakiki Allah rızası için asker yönetimini öğrendi askerliği öğrendi. Gazayı öğrendi. İnsan hocası iyi olacak efendim. Evet, daha geldiği için üç yaşında süt annesiyle memleketine gönderildi adetlerine göre. Sonra da Sultan Birinci Ahmet Han hediye edildi efendim Allah Allah çocuk hediye edildi efendimiz bu çocuğu biz size hediye ediyoruz e olur mu olur Sultan kabul ettikten sonra olur Sultan Ahmet Han birinci Sultan Ahmet Han o da gençti yani gençti genç yaşta vefat etti onun için de arkasından tabi çocuk bırakmadı diye başka şekilde bir durumlar oldu. Bu çocuğu çok sevdikleri için kuzu gibi bağırmıyor, yırtınmıyor, ağlamıyor, gece uykusuz bırakmıyor. Ona melek çocuk demeye başladı. Şimdi bir padişahın kendi evlatlığına melek demesini malak olarak anlatmak nedendir ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Ve bunun yetiştirilmesi için Sultan Ahmet Han Darüşşade ağası Hacı Mustafa Ağa'ya dedi ki bu benim evlatlığı yetişir bakalım ağa. Babası deniz beylerinden deniz bahriyeli yani pervane kaptan denilen bir kimseydi. Dördüncü Murat Han devrinde nakledildiği Has Oda'da Musahip. Musahip. Rikaptar. Çuhadar. Ağalık vazifeleri yaptı. Has oda bir numaralı personeli kişisi padişah olan iki numaralı kişisi sadrazam olan 40 kişilik bir ekiptir. Enderun'un son senesi dir. Güya eğitim alır gibi ama o son sene orada onlar dururlar. Bu has odalıların en ufak görevi sancak beyliği ile dışarı gönderilirlerdir. En ufak görevi Sadrazam bile çıkardı oradan efendim. Bunlar Topkapı Sarayı'daki Hırkayı Saadet'in muhafazası ve yıllık e, bakım ve temizlik işleriyle görevli insanlardı. Padişah dahil Ramazan-ı Şerif'in 12'sinden itibaren 3 gün bu has odalar tarafından oradaki mukaddes emanetler gel oğlum hademeler şunları alın bakayım yavrum değil bir numarası padişah kırk numarası has odadaki kırk numaralı kimsedir ancak ve ancak onlar el sürebilirlerdi şimdi dinimizin mübarek emanetler dediği İslam büyüklerinin kokusunun sindiği için de bu eşyaya biz haşa tapmıyoruz. Tapmayız, tapılmaz. Ama onların bir hatırası olduğu için de edeple saklanır. Osmanlı bu edebi gösterdiği için insanlık tarihinde ilk defa 600 senelik bir devleti yaşatabildi. İşte has olanlar üç gün müddetle orada bütün işleri güçleri bu emanetleri evvel emirde e, Bağdat Köşkü'ne dördüncü Murat Han'ın yaptırdı. E, Bağdat Köşkü'ne efendim hatta Revan Köşkü'ne denir Bağdat Köşkü değil de Revan Köşkü'ne Erivan Seferi hatırasına yapılmıştı. Oraya taşırlar. içerinin bakımı, tutumu, işte örümcektir varsa tozdur odur budur alınır. Sonra da ayın 15'inde ziyarete açılmak üzere tekrar getirilir yerlerine tekbirlerle salavat-ı şerifelerle konurdu. Efendim böyle yerlerde tekbir getirilmesi dünya kelamı konuşmak yerine birbirine sesini duyurarak işaretle şunu yapalım, bunu yapalım demek için kullanılırdı. Ravza-i Mutahara da Medine-i Münevvere'deki Kabe-i Şerif'te de bu bakım temizlik işleri yapanlar, orada mücavir kalanlar, orada yatıp kalkanlar şunu tut Ahmet, şu halıyı şuraya çekelim demezdi. Selavat-ı Şerif'e getirir veya kelime-i tevhid söylerdi. Arkadaşına sesini öyle duyururdu. Burada da öyle olurdu. Şu hürmete bakar mısınız? Şimdi gidiyorsun bakıyorsun Suudi Arabistan'da adam ayaklarını uzatmış, çıplak ayaklarını yere oturmuş ve ayaklarına da rahle gibi e, ayak parmaklarına Kur'an-ı Kerim e dayamış, onu öyle okuyor. Sen misin Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmeyen? Büyüklerin bu hatıralarına hürmet etmeyen? allah Teala al bakalım diyor. Sen batıdaki şu 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 devletlerin pençesine düş de gör. Onlar ne derse peki diyor. Yat diyor yatıyor yat, kalk diyor kalkıyor. Oyuncak ediyorlar. Oyuncak ediyorlar efendim. E sen allah Teala'nın gönderdiği kitabı oyuncak gibi tutarsan e oyuncak olursun arkadaş. Başka yolu yok bunun. Şimdi Melek Ahmet Paşa'yı anlatmaya devam edeceğiz ama bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir reklam aramız var. Küçük bir ara verim. Ondan sonra inşallah beraber olacağız. Tarih Sohbeti Evet, kıymetli dinleyenlerim. Tekeret efem radyomuzu dinliyorsunuz. Konumuz Melek Ahmet Paşa idi. Melek Ahmet Paşa Sultan Birinci Ahmet Han'a hediye şeklinde verilen evlatlığı idi. İyi bir eğitim aldı. Ender'in de okudu. Sonra da Haso'da musahibi oldu. Musahip demek getir götür işlerine değil de nasıl yapılsın hususundaki baş müşavir has odanın baş müşaviri şimdi baş danışman falan diyorlar ya efendim ha nasıl veriliyor nasıl ediyor şimdiki tartışacak değilim ben onlarla bir işimiz yok daha doğrusu daha sonrası baş müsahiplikten rikaptarlığa yükseliyor Rikaptar demek padişahın yanında padişah attayken hemen üzengizinin yanında üzengiyi tutan padişah ata binerken onun emniyetinin alınmasından sorumlu insan demektir rikaptar. Çuhadar şimdi ona bir de camedar diye bir şey uydurmuşlar neyse. Camedar. Cami elbise demek. Elbiseci. Ama padişahın e, elbisecisinin adı Çuhadar efendim. Çuhadar. Çuhadar ağlığı yaptı. Yani padişahın elbiselerinin bakım tutumunu yapan ekibin başı. Rikaptar ağası da padişahın üzengisinin yanında durup padişahın yakın koruması olan kimselerin sorumlusu demektir. Evet. Murat Han'ın yani dördüncü Murat Han'ın Bağdat seferi için Üsküdar'dan hareketinde Ahmet Paşa da vardı. Bu malum 1638'de oldu ve bu sefer neticesinde de Topkapı Sarayı'nın dördüncü avlusundaki Fıskiyeli Havuz'un hemen deniz tarafına doğru Bağdat Köşkü yaptırıldı. Bunun hatırasına. 1638'de bu sefer sırasında yol Diyarbakır'dan geçerdi efendim. Bağdat seferine giderken efendim orada silahtar ağla terfi etti. Silahtar ağası oldu. Padişahın bütün silahlarının sorumlusu. O ekibin sorumlusu. tek kişi değil bunlar ekip de efendim hepsi. Yine 1638'de Bağdat'ın fethiyle vezir olarak Diyarbekir Beylerbeyi yapıldı. O dönemde 1638'li dönemde artık beylerbeyliği adetleri sadece Rumeli, Anadolu Beylerbeyliği değil, daha değişik de Beylerbeylikleri olmuştu artık. İkinci Selim Han'dan itibaren mesela Kıbrıs Beylerbeyliği oldu. Ondan sonra da Beylerbeylikler çoğaldı. Evet. Diyarbakır Beylerbeyi ama bu uç Beylerbeyi. Ne ucu? İran tarafının ucu. Uç demek hudut demek efendim. Hudut alaylarımız var ya şimdi hudut tugayı, hudut alayı deniyor efendim. Hudutların koruması. Diyarbakır'da hudutta olan, Trabzon'da öyleydi efendim. Uçtu. Sultan Selim Han da şehzadeyken orada e, sancak beyliği yaptı. O sancak da uç sancağıydı. Safevileri, yani İranlıları sulhe icbar için Bağdat seferinde Bağdat savaşı İranlarla oldu. Hala da bugün de dikkat buyurursanız Bağdat'tan İran elini çekmek istemiyor. Hatta elli biraz daha uzatıp yavaşça Suriye'ye kadar da getiriyor. Getirmeye çalışıyor. Ha ne kadar gelir, nasıl olur, yani biz bunlar için, evet bir tedbir almak mecburiyetindeyiz. Fakat bu dünyanın sonu değil efendim. Böyle kaç defa, buralarda gelgitler yaşanmıştır. Hazreti Ömer Hazreti zamanında, Acem mülkü olduğu gibi, Müslüman olmuştu. Daha önce mecusi, Kisra'nın ülkesiydi. Kisra'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçi gönderdiğinde yani Fars Kisra'sına Fars hükümdarına yani elçi gönderdi dini anlatmak için. Çok fena bozuldu. Çok öfke kustu Kisra Perviz Perviz çok hakaretler etti Altı yere gönderilen elçiden tek elçi şehit edilen yer Perviz'in yeriydi Ya Perviz şehit ettirdi elçiyi Sonra da Yemen tarafındaki Bazana Bazen isimli bir valisi vardı oranın. Bazan'a dedi ki git oraya bir kendini peygamber zanneden, peygamberliğini ilan eden bir sahtekar gelmiş. Onun ellerini, kollarını bağla benim karşıma getir bakalım. Bazen geldi dedi ki böyle böyle ben vazifeli geldim. Hatta bazen elçi gönderdi. İki ağda uzatmalı efendim. Bazan değil yani. Bazı bazı olan manasını demiyorum. Adı ismi Bazandı adamın. Görevli gönderdi. Dedi ki böyle böyle seni Bazan'ın önüne götüreceğim. Oradan da Kisra seni istiyor. Ne diyorsunuz? Yarın sana söylerim dedi. Allah peki bu gece bekleriz. Ne olacak? Şimdiki gibi sabah kahvaltısını New York'ta yapıp da öğlen yemeğini Moskova'da yemek yoktu da bunlar. Efendim, peki ertesi gün çağırdı elçi Dedi ki git valine benim selamımı söyle. Kendisi hiç endişe etmesin efendim Kisra'yı oğlu bu gece öldürdü. Oğlu bu gece öldürdü. Oğlu geçti yerine. Bazanın da haber olsun dedi. Bazana gitti söylediler. Böyle böyle Allah Allah. Sonra haber geldi işte Kisra'yı oğlu öldürmüş. Onun yerine geçmiş hesapladılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarın sabah gel dediği gece o gece hadisenin olduğu gecenin sabahında Efendimiz diyor ki bu gece Kisra'yı oğlu öldürttürdü. Bu gel gitler çok oldu insanlık tarihinde. Bugünkü bazı ihtilafi durumlara bakıp da yandık yıkıldık falan filan demeyelim. Bunların hepsi insanın Manevi dünyasıyla alakalı olan anlaşmazlıklardır. Kim ki manevi dünyasında bir kargaşa yaşamıyorsa, o insan hangi devirde, hangi memlekette yaşarsa yaşasın, sulh ve sökün içinde huzur içinde olur. Etrafında da Allahü Teala'nın manevi koruyucuları olur. Ama adam bugünkü sosyal medya rüzgarının arkasına almış öyle bir rüzgar arkadan üfürüyor ki kendini zapt edemiyor yani tutunacak bir dal bulamıyor eh sen bilirsin hemşerim nereye gidebilirse git gidebildiğin kadar git yoksa bunlar bugünkü harpler darplar anlaşmazlıkların hepsi zaman içinde yüzlercesi yaşanan hadiselerdir İnsanların yaratılanların hakkına riayetlerinde her tarafta sülh olur. Barış olur. Yoksa polis döverek savaşlara son gösterisi yapanlar gibi değil. Savaşa son diyor. Polise yapmayın böyle gösteri yapamazsınız diyor. Polisi dövmeye kalkıyorlar. Hani sen savaşa son diyordun, niye savaştın? E ben hakkımı alacağım. E gördün mü ya? Herkese kendi benim hakkım diyor. Yürüyor. Ve Safevileri sulhe icbar zorlamak için Hemedan'a yürüyen Vezir-i beraber Şehriban ile Derne ve Derten Kalesi'ne ilerledi. Yani oraya tayin oldu. Diyarbakır Beylerbeyi oldu vezirazam Özdemir oğlu Osman Paşa'nın efendime söyleyeyim bu şeyi yetiştirmesi olan kimse efendim zamanın vezir-i azam ile beraber şehri bana kadar yürüdü Kass şirin anlaşması'nın taslağının 1638'de imzalanmasından sonra Diyarbakır'a e dönüşte ihtiyaten seraskerlikle Musul muhafızı yapıldı. Şimdi Musul Diyarbakır'a e nazaran İran toprağına daha yakın bir yer. Neyin ihtiyatı? Kasr-ı Şirin anlaşmasına uyurup uyulmaması. Ne enteresan bir insandır ki halen bile İran'la Türkiye arasında ufak tefek düzeltmelerle yürüyen Kasır Şirin Anlaşması'nın banilerinden birisi olan kimseye biz malak demişiz efendim. Denir mi? Denmez ama demişler işte efendim. Demişler. Ya bu insanlar bunu para pul için yapmadı. Allah rızası yaptılar. Musul'da Seraskerlik görevi veriliyor. Yani o andaki emrindeki askerlere o komut ediyor. Ona bir müfreze veriliyor. 10 bin kişi 20, kişi, 20 bin kişi. Müfreze demek normal büyük ordudan ayrılan bir grup. Müfreze demek 5 kişi demek 10 kişi demek değil. İfraz edilen ayrılan yani. Evet. Bu anlaşmanın taslağını bu adam yazdı ve bu adam imzalattı İranlılara. 1640 senesinde de Halep bu tasarrufu yapıldı. Şam valisi yapıldı. Şam valisi yapılmasının sebebi devletin emirlerini harfiyen yapan birisi olarak Hac kervanlarına oraya kadar ulaşınca oraya ulaştıktan sonra Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ye varıncaya kadar olan yani hem Şam öncesinde Halep ile Şam arasında hem de Şam'dan sonra Hicaz bölgesine kadar efendim giden haç kervanlarının çöl urbanlarınca eşkıyalarca vurulmasını önlemek için, soyulmasını önlemek için çok çalıştı, çok gayret etti. Ama oradaki aldığı tedbirlerle rahatsız olan bazılarının iftirasıyla görevden alındı. Efendim işte ilgilenmiyor da hüccat sıkıntı çekiyor da suyu bulamıyor da falan da filan da. Niye? Adam kanunları uyguluyor. Padişahın emri neyse ben onu uygularım diyor. Oradan az edildi. Sonra Erzurum valisi yapıldı. Yani oradan görevden alınmış oldu. 1644'te de İstanbul'a çağrıldı. Kubbe altı vezirliğine terfi etti. Yani bakanlar kuruluna verilmiş oldu bugünkü anlamda. Dördüncü Murad'ın kızı Kaya İsmihan Sultan'a nikah edildi. Daha doğrusu namzet ilan edildi evvela. Damat namzeti ilan edildi. Anadolu eyaleti payesi verildi. 1054'te o senede Recep Kaya Sultan'la evlendi. Şimdi e, peki kubbe altı veziri oldu. Özü valiliği verildi kendisine. Efendim namzet ilan edildi. Namzet ilanı yani padişaha bir damat olacak adaylardan birisi manasına oluyor. Bir tane olmazdı bu. Bu da özü valiliğine gidecekti. Ama namzetliğe çıkınca onun bir neticesi gelecek. Kaya Sultan'la kim evlenecek? Diye. Efendim. Kaya Sultan'la evliliği artık ucu görününce efendim kendisine bir Anadolu eyaleti payesi verildi ki padişahın yani Anadolu Beyler Beyliği gibi padişahın damadı küçük rütbede olmamalı manasına efendim. Buna dikkat edilirdi efendim. Hanedanın. Tekrar 1055 Hicri'de efendim Anadolu payesi verildi. ve Kaya Sultan'la evliliği tabi çok acıklı hikayeleri içinde taşıyan bir hadisedir kıymetli dinleyenlerim. Bizim konumuz şimdi Melek Ahmet Paşa doğum esnasında geçirdiği rahatsızlıkla şehit ölen bir hanımefendidir Kaya Sultan. Birçok böyle manevi maneviyet yüklü menkıbeleri vardır. Yeni gelirse sohbetimize bilahare ondan da bahsederiz. Melek Ahmet Paşa Rumeli'den Girit'e asker sevk işi verilince kendisine o işte uğraşmaya başladı. Sonra Bozcaada muhafızlığı yaptı. 1646'da Tekrar Diyarbakır Beylerbeyliğine gönderildi. Dördüncü Mehmet Han'ın da tahta çıkışında oradan da Bağdat'a nakledildi. Yeni bir padişah geldiğinde eski padişah döneminde birinci sınıf görevlerde olanlar ikinci sınıf görevlere aktarılarak yeni padişahın civarında gelenlere yeni yerlere açılması da adet idi. Bağdat'taki yeniçerilerin ve bazı bedevilerin başlattığı karışıklıkları Melek Ahmet Paşa Bağdat'a verildiğinde bitirdi. Yani Bağdat'ı sülhe kavuşturdu. Huzura kavuşturdu. Ve oradaki güzel hüsnü idaresiyle halka kendisini çok sevdirdi. Tabi bir vali halka kendisini sevdirince belli ki oralarda bazı rant merkezlerine bazı çıkar çevrelerine halkı teslim etmemiş demektir. Böyle bir olayda bekleyin ki mutlaka onun hakkında şikayetçiye gelecek. İşte geldi. Nitekim geldi. Üç sene sonra 1649'da oradan azledildi. İstanbul'a geldi. Bu sefer dördüncü kubbe veriziri oldu. Numaralandı bu sefer. Dörde kadardı kubbe altı vezirleri. 50 senesinde ertesi sene Bağdat Beylerbeyi oldu. Kara Murat Paşa'nın mührü iadesi ve onun tavsiyeleri üzerine dört gün sonra da vezir oldu. vezir Azam oldu. E dördüncü vezirlikten olur. Olur. Birinci vezir zaten vezir Azam'dır. E, sırayla olur, sırayla olur tabii ama bazen de böyle işte dördüncü vezirlik ani bir durum doğuyor. Karamurat Paşa diyor ki ben ayrılıyorum ezer azamlıktan. 11 yaşındaki padişahın annesi Hatice Turhan Sultan. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. efendim çok hayırsever bir kadıncağızdı. Yeni camideki yeni caminin inşaatının tamamlanması, çiçek pazarına doğru olan kısımda türbenin yaptırılması, oradaki sebilin yaptırılmasında çok emeği olan Hatice Valide Sultan ki sandukası da yine kendi yaptırdığı türbededir. Efendim kendisine sadrazam görevi verilince dedi ki padişah 11 yaşında Hatice Turhan Sultan'a istirham etti. Tamam efendim dedi. Beni tanıyorsunuz. Ben bu sadrazamlık görevini alırım baş üstüne. Ama eğer benim icraatıma birileri karışır veya birileri şikayet ederek huzurunuza gelirse siz de onu dinleyip de e, bana onu öyle değil de şöyle yapsan iyi olur derseniz ben bu işe hiç başlamayayım. Müsaade edin ben tekavüt olayım dedi. Emekli olayım. Ama Köprülü Mehmet Paşa da bunu yaptı ben. Ama eğer derseniz ki tamam biz sana karışmıyoruz. Karışmayacağız. Şikayetler de gelse karışmayacağız derseniz emriniz başım üstüne ben bu sadrazamlığı alırım. Hiçbir müdahale olmayacağına dair hattı şerif de aldı. ...imzalı teminat aldı efendim. 11 Eylül'deki padişahın... ...naibi, naibesi yani... ...validesi olduğu için... ...validesinden aldı onu. Kapıkulu askerlerinin... ...ödenmemiş maaşları vardı. Bu maaşların bir kısmını... ...saraydan karşıladı. Çarşı pazardaki fiyatlarla ilgilendi. Narh deniyor narh. Yani ne kadar kârla satılabilir? Veya ne kadara kadar satılabilir? Kaç liraya kadar satabilir? Kaç kuruşa kadar satabilir? Kaç dirheme kadar satılabilir neyse. Buna narh denir efendim. Milli Korunma Kanunu bunun ...1940'lı... 50'li yıllar arasında zalimane uygulanmış şekli değil nar koyma. Milli Korunma Kanunu bir bel metresinin fiyatı üstüne yazılmadı diye iki sene hapse giren bakkalı ben hatırlıyorum. Hapse atılan bakkalı. Ama nar Osmanlı'da alışkın, alışılmış bir şeydi. Fiyatları devlet tutardı arkadaş. Bu bu kadar. Ne üreticiyi öldürürdü, ne tüketiciyi iflas ettirirdi efendim. Kendi kalemiye gelirini, iradını hazineye bıraktı. Padişahın yanındaki sadrazamın da bir kalemiye geliri vardı efendim devlette. Devlet bütçeden para ayırmıyor. Hayır hayır hayır. Şimdi bakıyorsunuz devlet malzeme ofisi devlet dairelerinin masraflar için dünyanın malzemesini satın alıyor. Baş defterdar olan yani mali harcamaların e, sorumlusu olan Zurnazen Mustafayı İstanbul'dan uzaklaştırdı. Aha, şimdi birisinin mamasına elini uzatmış olduğu baş defterdar paranın döndüğü yer dedi ki arkadaş şikayetler geldi araştırdı doğru çıktı seni buradan aldım hadi İstanbul dışına devletin ocak ağları bu sefer. Melek Ahmet Paşa'nın aleyhine döndüler efendim. Demek ki defterdar Ocak ağlayırlığa geçirebilmek için devletin varidatını, gelirlerini onlara kanunsuz olarak akıtıyormuş. Bu kesilince Ocak ağları efendim işte bizim ödeneklerimiz gelmiyor da şöyle oluyor da böyle oluyor da. Böyle devletin parasını gayrimeşru kullananlar o sistemin işlemesine zarar verecek para yokluğunu falan şikayet etmiyor. Kendi cebine gelen azaldı diyor. Onu diyemiyor. Efendim işte biz burada bundan iş yapamayız falan. Şimdi de efendim ödek, ödenek verilmiyor ki. Ödenek verirse biz bunları çoktan bu çatıyı tamir ederdik. Ne yapalım efendim ödenek yok ödeneye gelince peki güzel kullanıyor musun? Çakma fatura koyuyor musun arasına? Ya olur mu öyle şey falan? E niye ödenen bu kadar derdindesin? Sen bunu isteseydin bu devlet dairesini çoktan böyle harap olmaz bir şekilde akmaz şekilde yaptırabilirdin. Şeyhülislam Bahai Mehmet Efendi'nin İngiliz elçisini tevkif etmesiyle gelişen hadisede ocağın ve büyük validenin karşısında duramadı. Büyük validenin karşısında Hatice Turhan Sultan'ın duramadı. Ee, Şeyhülislam Bahaye Efendi İngiliz elçisini tevkif ediyor. Ya olacak iş mi? Sadrazam Şeyhülislam. Vezir azamların arza çıktıklarında padişaha, padişahın karşısındaki Sedir kenarında oturmaları mutat iken Melek Ahmet Paşa padişahın karşısında oturulmaz diye ayakta durmayı tercih etti. Ve kendinden sonrakiler de artık padişahın karşısında oturmamayı adet edindiler. Padişahın karşısında sadrazam ayakta durması Melek Ahmet Paşa zamanında başladı. Peki ondan önceki oturtanlar, sedirin bir köşesine oturtanlar, onlar da doğru yapıyordu. Onlar da Efendimiz'in ve vesselam kendi otururken efendim, karşıdaki insanları ayakta tutmanın makbul olmadığını Efendimiz ve vesselam vurmuşlardı. Onlar da onu delil olarak almışlardı kendilerine. Ve süremizi de bayağı açtık kıymeti dinleyenlerim. Melek Ahmet Paşa'nın bu güzel uygulamalarla icraatını inşallah haftaya yine Melek Ahmet Paşa'dan devam edeceğiz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Masada Burcu Turan bizlere yardımcı oldu. Programı hazırlayıp şu ana kadar sunan ben İsmail Yacı. Bütün dinleyenlerime ömürlerinin bundan sonraki zamanını hayırlı, huzurlu, mesut ve bahtiyar olarak yuvalarda geçirmeni tavsiye ederim temenni ederim, dua ederim. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti